Dünyada ve ülkemizde yaşanan iklim değişimleri tabii ki hem bitkileri hem de arılar üzerinde stres oluşturuyor. Bu stres de yaşamalarında olumsuzluklar ortaya çıkarıyor ve daha yüksek oranlarda koloni kayıplarına neden olmaktadır. Doğada ve çevrede sıcaklık 14 santigrat derecenin altına düştüğü zaman bal arıları kış salkımı oluşturuyorlar. Ortadaki sıcaklık 35 santigrat derece sabit tutuluyor. Dışarıya doğru sıcaklık yaklaşık 20 santigrat derecelere kadar düşebiliyor. Ama bundan da aşağı düşmüyor. Çünkü 14 santigrat derecenin altında bal arılarının uçuş kasları paralize oluyor. Bunu engellemek için dışarıdaki sıcaklık ne olursa olsun koloninin ortasında bulunan sıcaklığın 35 santigrat derece olması gerekiyor. Bu hem ergin arıların yaşanması için hem de yavruların gelişimi için önemli bir sıcaklık. Eğer kışın ortasında bir bahar havası olursa, sıcaklıklar yükselirse bu sefer bal arıları kış salkımını bozup dışarıya çıkıp dışarıdan yiyecek aramaya başlıyorlar. Tabii bu aramanın sonucunda enerji harcıyorlar ve yaşam süreleri kısalıyor. Daha arkasından da bu bahar havasının arkasından da yine bir soğuk dalgası geldiği zaman işte o zaman daha bu sıcaklık yönetiminin daha zor bir hale geliyor kolonide. Çünkü arılar artık hem yaşlanmışlardır hem de içeride bulunan yiyecek stokları da azaldığı için böyle bir olayın olmasını istemiyoruz. Ama son yıllarda özellikle bu gerçekleşiyor. Yani kış gelmeyen süreler, işte kışın ortasında sıcaklıkların birden yükselmesi, arıların bu sıcaklık dengesini sağlamasında zorlaştırıyor. Bunun dışında sıcaklık, yapılan araştırmalar sıcaklıktan dolayı hastalıkların da kolonilerde bulunan varroa zararlısı gibi diğer hastalıkların da arttığını gösteren araştırmalar var. O yüzden iklim değişimleri de arıları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu ani iklim değişimlerine bal arılarının ayak uydurması gerekiyor ama bu tabii zor. Ani iklim değişimleri olduğunda bu denge bozulduğu için arılar kuluçkalarını daha erken arttırabiliyorlar. Tabii arttırma kış salkımını bozup yavru gelişimini sağlıyor biliyorlar. Arkasından gelen soğuk havada ergin arılar yavru arıları alanları kaplayamadıkları ve o alanları ısıtamadıkları için de çeşitli yavru hastalıkları ortaya çıkıyor. Amerikan yavru çürüklüğü, Avrupa yavru çürüklüğü gibi yavruların ani sıcaklık değişimlerinden dolayı oluşan hastalıkların ortaya çıkması ve kolonilerin ölmesine de neden olunuyor. O yüzden de arıcılarımızın özellikle bu ani sıcaklık değişimi olduğu dönemlerde kolonilerdeki çerçeveleri, fazla çerçeve, boş çerçeveleri alıp kolonileri mümkün olduğu kadar sıkıştırmaları gerektiğini de burada belirtmek isterim. Şimdi bu küresel ısınma arının ömrünü kısalttı. Yani şimdi arı ölümleri genelde biliyorsunuz arının 40 günlük bir ömrü var. Vitamin desteği artı varroayla iyi mücadele ettiğin zaman arıyı ömrünü çok uzatıyorsun. Bunun haricinde yani küresel ısınma arıyı mevcudiyetini çok azaltıyor.